Bu videoda yeni oyuna başlamış kişiler ne yapmalı, ne yapmamalı onu öğreneceksiniz. Yeni başlamış kişiler nasıl bir yol izlemeli onu çok sorup duruyorsunuz. Ben de bunun bölüm 2'sini çekmek istedim. Yani zaten yeni başlama rehberi yapmıştık ama çok eskidendi ve benim bilmediğim birçok şey vardı o videoda söylediğim. Boş boş konuşmuşum yani o videoda. Şimdi ikisini çekelim ve herkes öğrensin. Bu arada bu konuya şeyden geldim. 3 tane de karakter açmam gerekiyordu ve ben açtım. Espet yumurtası aldım hepsinden. Beklemiyordum espet yumurtası vereceğini. Üçünden de aldım. Cadıya çöp çöp petler çıktı. Bir tanesini kullanacağız artık. Saldırı peti çıkarttım. Kofti'den bir şey ama onu kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi hemen size yeniçer açtığınızda nasıl ilerlemeniz gerektiğini anlatacağım. Bu arada oyuna yeniçer açtığınızda eğitimi atlayamıyordunuz. Hep eğitimle oynamak zorunda kalıyordunuz. Yeni eklemişler. Eğitimi atlayabiliyorsunuz artık. Eğitimi atlayabiliyorsunuz. Çok kolayca böyle hemen 3 tane çara açtım sıkılmadan. Eğitimdeki ödülleri alamıyorsunuz ama çok da bir şey vermiyor zaten. Şimdi çok karakter açmanızın önemi karakter bonusu elde edersiniz. Ne kadar karakterleriniz güçlüyse. Karakterleri güçlendirdikçe hepsi beraber güçleniyor yani. Mesela bunun gücünü arttırdığınızda bunlara da bu karakter bonusu sayesinde güç geliyor. Yani güç geliyor derken mesela arttırdınız ya bunların gücü anlık artmıyor tabii ki. O çara girdiğinizde güçlü şekilde oynuyorsunuz. %14 güçlü şekilde oynayacağım ben mesela bu çarı şimdi. Şimdi bu çarları ben öylesine açtım. Günlük falan yapacağım. Yani boş boş duruyorlardı. Bir de böyle yapalım. Elmas kasmak için. Şimdi bu çarda yeni açtınız diyelim. Ben bu çarı geliştirebilirim bu arada. Suikastçı oynayasım var. Buraya rehber koymuşlar. Çok güzel bir rehber. Beğendim yani. Bizim zamanımızda yoktu böyle şey. Diyor ki adam, yani bu rehberi yaparak ilerlersin aslında. Bizim rehberimiz de bu olacak. İlk önce buraya giriyoruz. Buraya ard arda savaşa bırakıyoruz. Nereye kadar yapabilirse yapsın. Sonu nereye kadar giderse gitsin. Level atladıkça anahtar ve anahtar sınırınız artacak. O yüzden 5 tane yapıp kalacak demeyin. Bir tane yapsam kesin level atlar bu. Şimdilik böyle gözüküyor. Arda arda savaşa bırakıyorsunuz arkadaşlar. Level aldıkça tıklıyorsunuz. O kendi kendine yapabildiği yere kadar yapması gerekiyor. Set olayı var. İlk kafanızda düzmeniz gereken itemler şunlar olmalı. İlk başta PvE setimizi yapacağız. Şu üçünü alıyoruz. İlk önce bunları yapmanız gerekiyor. Şu üç tanesini çıkartmaya çalışın. Bunda hangisiydi? Bir de şu iki. Evet, şu ikisini çıkartmaya çalışın. Şu ikisi ve şunları çıkartacaksınız. İlk PvE set yapacaksınız. Bunları nasıl çıkartacağınızı diğer videolarda anlatıyorum zaten. Diğer videolarda anlatmışımdır. Siz gidin bir kanalı inceleyin. Videolara bakın. Oralarda anlatıyorum ben bunları nasıl çıkartıyoruz, nasıl yapıyoruz. Her videoda zaten bir birleştirme, değiştirme yaptığımız var. Şimdi bu birleştirme, değiştirme diyorsun da ne olduğunu bilmiyoruz falan diyorsun. O yüzden gidiyorsun, bizim kanala giriyorsun, o videoları izliyorsun. Sun sun sun. Onları yapmaya çalışacağız. Tabii ki şimdi imkansız onları yapmamız. Yapabilmemiz imkansız. O yüzden ben gözüme bir şey kestirdim. Çok güzel bir set bonusu var ya. Bunun muydu? Bunun. Şuna baksanız arkadaşlar. Tam PvE'lik değil mi? Düşük level. SDR, SDR artışı, kritik hasar, kritik oranı. Mis. Tam PvE'lik. Bu itemleri başlangıçta bulabilirsek ya da birleştirip düşürebilirsek, bir yerden bir şekilde elde edebilirsek, yani birleştirdiğimizde bunlar çıkarsa yükseltip kullanabiliriz. Sadece ilk seviye için arkadaşlar. İlk güçlenme aşaması için. Sonra A artı itemler düşürmeye başladıktan sonra S artı artı item yapmak için şu seti, dediğim sete yoğunlaşacaksınız. Bu itemleri güçlendirdikten sonra nerede bizim? Aynen, bu itemler farmlık olacak. İtemleri bulun buradan. Set bonusu böyle olan. Hangi karakteri oynuyorsanız. Bu itemleri alın. İlk level için bunları alın. Bunları güçlendirin. Sonra A artı itemler düşürmeye başladıkça gücünüz 8M, 9M, 7M falan olacak bunlarla beraber. Bunları iyi güçlendirirseniz o civara yaklaşır. Sonra A artı itemler düşürmeye başlayacaksınız. Ölüm kapısı falan. Onları da birleştireceksiniz. Şunlar çıkacak size ilk başta. Bu değil tabii. Bu çıksa uf. Yani. Bu arada bu çıkarsa değiştirmeyin. Bunlar da PvP için önemli. Bunları tutun arkadaşlar. Mesela bunu tutun.
şu isme bakarak savaş alanı, PvP savaş alanı, kılıç, zırh, kask. Bunlardan 3'ü çıkarsa tutun. Şunlardan 3'ü çıkarsa tutun. Bunları zaten kullanacaksınız. Bunları boş verip bunlar üstünleştirmelik. Onlar ne demek falan nasıl anlatacağım bilemiyorum şu an. Üstünleştirmek mesela S artı artı iteminiz var. Dandik bu çıktı diyelim. 2 tane S artı item birleştirdikten sonra S artı artı rastgele veriyor. Baştan onu anlatayım. Bunlar çıkarsa yükseltmiyoruz. Giymiyoruz. Bizim giyeceğimiz şunlar. Bu üçü. Ve şu ikisi. Şimdi bunlar çıktığında diyelim bu çıktı. Siz bunu tutuyorsunuz. Envanterinizde bekletiyorsunuz. Bu çıktığında, bu kılıç çıktığında bunu artık giyiyoruz. Ve yükseltmeye başlıyoruz. Bunda 60 level olunca üstünleştir diye bir şey var. Bu kılıcı buna üstünleştir olarak kullanıyoruz ve daha fazla güç oluyor. Oynadıkça öğreneceksiniz bunları. Yapmanız gereken PvE set, ilk başta PvE, sonra bayağı bir gücü ulaştıktan sonra 1-2 ay sonra PvP'ye yönelirsiniz. Ama ilk önce sizin şu 3 tane ve şunu bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Onları bulduktan sonra, güçlendikten sonra PvP'ye geçersiniz. PvP'den bahsetmiyorum şu an. Diyelim biz bunları bulduk. A artı. Bu arada bu zırhları S, 2 tane zırh birleştirirseniz S artı geliyor. O şekilde elde ediyorsunuz. Ama bunu biz bu şekilde bulmayacağız tabii ki. Onlar çok meşakkatli. A artı item bulmaya çalışacağız. Ya da parça şeklinde çıkartacağız. Parçalar şurada. A artı bulursak yükseltiriz. İki tane item gerekmeksizin. Tek itemden direkt yükseltme taşıyla yükseltebiliyoruz. Şimdi konuşmam size şey gibi geliyor olabilir. Ya ne diyor anasını satayım, yeni başlamışım, beynime girdi öyle bir sağdan soldan. Ben de nasıl anlatacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Buraya parçalar geliyor. A artı item parçaları. Onları topladıkça birleşiyor. 100 tane olunca. Mesela bu silahın parçası. A artı bir silah olarak düşünün bu silahı. Bu silahın parçası parçalar kısmında 100 tane olunca tıklıyoruz, açıyoruz. Silah buraya geliyor kendiliğine. Neyse, ne yapmanız gerektiğini anlatayım ben. Setlere çok girmeyeyim. Macerayı en üste çıktı. Yükseldiniz. Ya burada en uca gidin. Buraları bu arada 2 yıldızlı kalmasın. Hiç 2 yıldızlı bırakmayın. Hep 3 yıldızlı yapın. Buradaki ödüllerinizi de alın. Sonra buradaki ileri gitmeniz size şurada altın zindanında falan aşamalar var, altın zindanında falan. O aşamaları ileriki aşamadaki altın zindanına girerseniz 1 seviye, 2 seviye, 3 seviye. 3 seviye altın zindanına girerseniz daha çok altın kazanıyorsunuz. Günlük zindanlarda da öyle şekilde. Sonsuzluk kulesi başka bir olay. Onda güçlendikçe kuleye giriyorsunuz. 75 en son, 75. seviye var. Güçlendikçe giriyorsunuz. Ama ilk başta dediğim gibi macerayı en sona gidiyorsunuz. Onu yapıyorsunuz. Sonra buradan dediğim o itemleri düşürmeye çalışıyoruz. S artı itemleri yapacağız ilk başta dediğim gibi. Bunları aramaya başlıyoruz artık. Bu değil. Sakın PvP olanını çıkartmayın. Aslında yok bu değil. Bu. Bu size belli bir güç sağlayacak bu itemler, setler. Bunun tümünü alıyoruz bu arada. Dediğim gibi parça parça değil. Bunu elde etmeye çalışıyoruz ilk başta. Belli bir güce 3M'ye falan yaklaştınız arkadaşlar. Kademeli karşılaşma ve duel PvP, takım PvP girin. Günlük elmasları almaya çalışın. 100, 150 falan. Sonra burada aşamada ilerlemeniz size şey sağlayacak bir de. İkili zindan ve seviye 5, seviye 6 falan. Bunun da seviyesi var ikili zindanın. Seviyesi yüksek girerseniz daha çok güzel ödül alabiliyorsunuz. O yüzden bunu da en yükseğine girmemiz için aşamada ilerlememiz gerekiyor. Baskında da aynı şekilde. Baskını çok takmayın da, ikili zindan çok önemli para için. Sonra şu görevleri takip ediyoruz. Bunları kesinlikle yapmaya çalışıyoruz. İlk burayı ilerledik. En uca gittik diyelim. Zaten buraya en uca gittiğinizde burada birkaç tanesi yapılacak. 2, 3, 4 tane falan. Kendiliğinden bir bakacaksınız olmuş olacak. Buradakileri takip ediyoruz. Bu haftalık görevleri yapmaya çalışıyoruz. Günlüğü yapmaya çalışıyoruz. Bunları yapmaya devam ederseniz oyunu öğreniyorsunuz yavaş yavaş. Sana diyor ki altın zindanını 5 kere temizle diyor. Gidiyorsun, altın zindanının seviyeleri var. En son seviyeyi yapıyorsun. Burada birleştir görevleri de var. 2 kez teçhizatları birleştir. Bu görevleri yaparsan oyunu öğreniyorsun. Hele burası tam sana oyunu öğretiyor yani. D kademe veya bir yüksek teçhizatı giy diyor. Bundan basit görev mi olur? Direkt 100 elması alacaksın burada. Bazı yeni başlayan kişilerin hatalarını söyleyeyim size. Benim yaptığım hatalar ilk başta oyuna girdiğimde, size de söyleyeyim.
Elması sakın koftiden şeylere harcamayın. Mesela şuraya. Parlatıcı işlediniz ya. Anında işle falan o işlere elmas harcamayın. Ya da mağazadan kofti kofti şeyler elmasla almayın. Şu sizin işinize bayağı yarayabilir ilk başta. 3000 elmasınızı yaptıktan sonra oyuna yeni başlayan kişiler için söylüyorum. Yançar açıp kasmak için kişiler için değil. Zaten onlar oyunu öküz gibi biliyor anasını satayım. Bunu aldıktan sonra daha hızlı temizleyebilirsiniz. Bu temizleme bileti ne işe yarıyor derseniz. Mesela aşamayı 3 yıldızlı temizlediniz. Burası önemli. Şurayı 3 yıldızlı temizlediniz. Orayı temizleme biletiyle 5 kere 5 kere 5 kere hızlıca anahtarınız olduğu sürece temizleyebiliyorsunuz. Tamam, şimdi hatalara devam ediyorum. Sahip olduğun mesela dandik bir pet var. A seviye. Onu yükseltiyorsun, atılım yapıyorsun vesaire. Bunu yapmayacaksın kardeşim. Yapacağın şey S pet olana kadar peti yükseltme yapmıyorsun. S pet çıkarttığın anda yükseltebilirsin. Onun da şeyleri var ama sen ilk yeni başladığın için şuradan bakabilirsin. Mesela şu iki sıra içinde çıkan S petlerinizi yükseltebilirsiniz. Savunma, destek. Yani bunların nitelikleri önemli arkadaşlar. Çok destek olan SP, savunma olan Dex, savunma, saldırıda SDR veriyor. Ayrıntılara baktığınızda şurası önemli. Atılım yaptıkça ilki 35 atalım. 2 kere atılım yapabiliyorsunuz. İlki 35 levelde. Bu oranlardan birini getirmeye çalışıyorsunuz. A seviye petiniz varsa onu yükseltmeyin sakın. Sadece günlük şeker verin. Yanınızda takılsın o. Ve şurayı takip ediyorsunuz arkadaşlar. Bu esans çok önemli. Burayı nasıl yükselteceğinizi hemen anlatıyorum. Bu esans yerini 250'ye 250 level yapmanız gerekiyor. Diyeceksiniz oha nasıl yapalım diyeceksiniz. Kolay yapılıyor ilk 100'e 150'ye kadar. 150 levele kadar. Ondan sonra zorlaşıyor biraz. Buradan kaynak diyoruz. Mesela aşama 1 git. Bunlar aşamalardan toplanan esanslar. Burayı hızlı temizleme biletiyle hızlı topluyorsun öyle esansları. Buradan çatır çatır yükseltiyorsun. Oto yükselt diyorsun. 5 level oluyor, 5 level oluyor, 5 level oluyor, 5 level oluyor. Hepsini 5 level böyle topluyorsun. Kaynağa git deyip temizliyorsun. Sonra yükselt dediğinde, hepsi 5 level olup yükselt dediğinde burası 5 level'e ulaşmış oluyor. Yani bir artmıyor. Burayı yapman lazım. Burası karakterinin temel güç yeri. Karakterin buradaki esanslarla temel gücünü alıyor. Teçhizatsız ham gücünü alıyor arkadaşlar. O yüzden burası önemli. Daha yapılan hatalar. Evet, dandik teçhizat yükseltmeleri. Mesela B bir tane teçhizatı var bir tane adamın. Ona basmış her şeyi yükseltmiş. S yapmış. B yükseltince A oluyor. Sonra yükseltince S yapıyor. Ya böyle bir sürü parasını hep ona harcamış. Öyle yapmayın. Dediğim gibi A artı item bulup bunun A artısı var. Onu bulup tek tıkla bir 60 level yapıp taşla yükseltmemiz var. Bakalım var değil mi? A artısı vardı. Biliyorum çünkü. S artıların A artı artıları var ama onlar çok zor düşüyor. Bana bir iki kere düşmüştür, o kadar söyleyeyim yani. Evet, burada var. Gördüğünüz gibi biz bunları çıkartacağız. Bunları tek tıkla yükseltip S artı yapacağız. Sonra onları yükseltmeye devam edeceğiz. Onları ilk etapta kullanacağız. Sonra başka A artı itemlerden S artı yapıp birleştirmeler yapacağız. Bu teçhizatları elde edeceğiz. PvE'ye düşünüyoruz ilk başta güçlenmemiz için. Sonra itemleri falan, güçleri falan kastıktan sonra PvP itemler dizmeye başlayabiliriz. Lonca çok kişi almaz sizde düşük level olduğunuz için. O yüzden çok takılmayın. Ama bir 3M 4M olursanız Facebook gruplarında ben şu kadar güçlüyüm, yeni başladım, beni lonca'ya alan var mı falan yazarsanız birkaç kişi cevap yazar, girersiniz. Şu günlüklerinizi her zaman alın. Özel katılım ödülü her zaman olmaz. Bunu kesinlikle alın. Çok güzel ödüller veriyor. Şu başarımları yapın sürekli. Buradan da acayip derecede elmas kasıyorsunuz. Sadece elmas. Diğer verdikleri ödül çok bir işime yaramadı. Ama elması buradan iyi kasıyorsunuz yani. Dediğim gibi haftalık ve günlükler çok önemli. Ben hala yaptığıma göre burası sizin ana yeriniz, öğrenme yeriniz. Bunları hep takip ederek yapacaksınız. Sakın yanlış pet ve teçhizat yükseltmeyin. Rehberleriniz şurası bakın. Rehberiniz şurası. Burayı takip edeceğim. Oyun sana öğretiyor her şeyi. Macerada en sona ilerledin. Burayı takip ettin ve iş bitti. Bu kadar basit arkadaşlar.
Bundan başka yorumlarda yeni başladıysan sormak istediğin sorular varsa yorumlarda yazabilirsin. Arkadaşlarımız size yardım eder. Ben de yardım ederim yorumlarda. Veya Discord'da sorunlarını paylaşabilirsin. Dark Souls Permi sayesinde. Arkadaşlarımız sana gene yardımcı olur. Neyse bu kadar. Hadi bakalım. Diğer videolarımızı da inceleyebilirsiniz. MMORPG videolarımızı. Yorumlarda kafana takılan bir şey olursa sor. Birebir iletişime geçmek veya kanala destek olmak. Veya karga otağına katılmak istiyorsanız arkadaşlar, orada katıl butonu var. Ücretler Metin 2'deki gibi değil. Çok ucuz. Katıl tuşuna basıp oradaki katıl tuşunu da inceleyebilirsiniz. Tıklayıp ücretleri, aylık aboneliği görebilirsiniz. Veya ben abonelik olmak istemiyorum. Bana ne diyorsan da kanala abone olup bildirimleri açarsan yeni videolarda haberdar olabilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.